İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak. Bak şimdi burada. Bundan ben Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını anlatıyorum. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor. Her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. Evet, yeni bir cuma akşamı ve biz Gazeteciler Soruyor ekibi olarak yine TV264 ekranlarında sizlerin karşısındayız. Gazeteci arkadaşlarım Hüseyin Cumalı, Sefa Polat ve Raif Ugan'la birlikteyiz bu akşam. Yine Sakarya gündeminde bir haftada dolu bir gündem oluştu. Evet. Önemli olaylar var. Bu önemli olaylar neler? Onları öncelikle ben söylemek istiyorum. Bugün tank palet fabrikasının ve Erenler'e yapılması gereken diş hastanesinin daha doğrusu projesi biten fakat hatta yatırım programının da alınan diş hastanesinin 2023 yatırım programından kalktığı haberini aldık. Bununla birlikte tank paletin savunma sanayi üssü olarak görülen Sakarya'nın artık savunma sanayi üssü olma hayalini kaybettiği haberini aldık. Bununla birlikte siyasette bazı gelişmeler var. Bunları değineceğiz. Gazetecilere bu hafta 112 ekibinin provokasyonuyla birlikte gerçekleşen bir saldırı olayı var. Bunu konuşacağız. Daha sonra hepimizin biraz şok olduğu SESOB'un Başkanlar Kurulu toplantısında Hasan Alişan'ın, SESOB Başkanı Hasan Alişan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce hakkında sözleri var. Bunlara değineceğiz programın ilerleyen saatlerinde. Ayrıca işte dediğim gibi siyasi bazı gelişmeler var. MHP tek adaylı kongreye gidecek il başkanlığında. İYİ Parti yerel seçimlerde kendi listeleriyle çıkma kararı aldı. Bunları konuşacağız. Evet, sizlerin başka eklemek istediği bir şey var mı? Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Tabii bir de yani programın sonunda Ergun Özkan da CHP'de adaylığını açıkladı. Kuvvetli bir aday, herhalde o da gündemimizde olur diye tahmin ediyorum. Evet, onu da ekleyeyim hemen gündeme, unutmuşuz. Evet, iki Özkan yarışacak. Hayırlı akşamlar diyorum, iyi yayınlar diyorum. İki Özkan derken? Efendim? İki Özkan derken? Kamil Özkan. Kamil Özkan da var ya. Kamil Özkan. İki Özkan. Bu arada Raif Ugan'a hoş geldin diyorum. Marjinal gene yapısıyla aramızda. Şeref verin Raif'cim. O şeref bize ait. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun bu arada sana. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ekip arkadaşlar. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Raif abi biz artık ekipten biri olduğu için hoş geldin demedim ben yani. Ekstra bir hoş geldin. Yani tatil değil. Uzun zamandır evet. 8 aydır biliyorsun. Raif'in tatilleri bir 8-10 ay sürüyor. Seçimde yaklaşınca apar topar gelmek zorunda kaldı. Yoksa daha gelmezdi yani. Ekimi bitirip balık sözünü kapatıp Raif öyle geliyor kente. Ama bu sefer bir yerel seçim olduğu için erken gelmek zorunda kaldı. Zafer evet. Tokuş'a bir de bir geçmiş olsun dedim. Küçük de bir rahatsızlık geçiriyor kendisi. Evet. Bu arada geçmiş olsun programın Tokuş'a. Gerçek sahibi, gerçek moderatörü Zafer Tokuş rahatsızlığı nedeniyle bu hafta aramızda olmayacak. Sanırım birkaç haftada şehir dışında, şehir evet. dışında olacak. Tedavi amaçlı Sakarya'da değil kendisi. geçmiyorsun diyor Zafer Tokuş. Rahatsız kendisi biraz evet. Buradan saygı selamlarımızı iletiyoruz. Geçmiş olsun Zafer abi. Normal yani adamı hasta etti yani onun Hüseyin Cumalı'nın. Evet. Yani Hüseyin abiyle bir Hüseyin abiyle bir program yaptı. Hastalandı Zafer abi. Evet. Yani bu kadar dayanabildi. Evet. Zor adam Hüseyin Cumalı. Evet. KJ olacak kadar da değildir herhalde ama ya. doğru yani doğru bir KJ. KJ operatörü Hüseyin Cumalı iyi yürüse. Yok KJ doğru bir KJ bence. Ki iyidir görüyorum oradan. Raif Bey anca kente teşrif etti. Operatör arkadaşlar hiçbir şey kaçırmazlar. İskandinav memleketlerindeki geceler gibi 8 ay geçip oradan gece sürüyor. Tabii. 3-4 saat gibi. Raif Bey şu anda Palamontu'nu yerken şu anda mehtap seyrediyor olması lazım ama yerel seçim var ya. Tabii yani. Biraz da arada bir çalışayım diyor. Ara sıra çalışıyor. Evet, evet. Buyurun. Raif abi takılıyoruz kızmıyorsun değil mi? Yani kendi haline bırakıyorum Hüseyin abi. Evet Sefa bugün haberi sen yaptığın için sen de başlamak istiyorum. Tank palet ve savunma sanayi üssü olma hayalimiz
Ya Tank Palet tamam burada evet. görevine yaptığı işe devam edecek ama biz Sakarya'da Sakarya'nın biz işte Karasu'ya atılacak fabrika temeliyle birlikte Sakarya'nın bir sanayi üssü olma hayalimiz savunma vardı. Savunma sanayinin merkezi bu hayal işte dün akşam resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte tamamen suya düşmüş oldu. Haber de sen yaptın. Evet. Senden istersen bu konuyu bir öğrenelim. Daha sonra arkadaşlarla tartışalım. Resmi gazete haberi biliyorsunuz ben yani her gazetecinin bir uzmanlık alanı vardır. Ben de bu ihale resmi gazete falan. Bunu da genelde Hüseyin abi nasıl asayiş haberler. Ben de o işleri anlarım. Dün gece baktım tabii biraz da bu tip haberleri anlamak da zordur hemen. Yani ne demek bu işte gir 2018'e bakanlar kurulu falan. Şimdi o kısaca özetleyelim olayı. 2018 yılında BMC'nin Sakarya'daki yatırımları için devlet yardım kararı veriyor. Devlet yardımı alması kararı veriliyor. Ve Sakarya'da bu 5 kalemde sıralanıyor. Bu 5 kalemden 2 tanesi zırhlı araç üretimi, tank üretimi yani. Bir de işte askeri araçlar. Tabii biz 2018'den beri bu olayı maalesef Sakarya'nın savunma merkezi olması olarak değil de işte BMC'ye Karasu peşkeş çekildi. Tank palete çöktüler. Ya şimdi bugün Sayın Açıtaş yani çok geçen hatta kulaklarını çınlatayım. Reif abi sen de seversin. Ayça Hanım'ı arabasını kullanırken gördüm. Çok hoşuma gitti. Makam şoförü kullanmıyor büyük bir ihtimalle. Ali İnci de kullanmıyor. Çok zaten şık, çok şık bir hareket buraya geldi. Buraya geldiğinde söylemişti onu. Evet makam araba böyle çok bir yani böyle orta segment bir arabayla çok hoşuma gitti. Buradan tebrik etmek isteyeyim. Ama Ayça Hanım bugün diyor ki işte savunma sanayinin merkeziyken bu buradan alındı. İşte biz bunun çok mücadelesini verdik. Hayır. Yani Sakarya'da sanki tank palet fabrikası birilerine peşkeş çekiliyormuş. Elden gidiyormuş gibi. Karasöke arazi elden gidiyormuş gibi. Tabii bu sırada BMC'nin sahipleri değişti. Sancak grubundan alınıp Tosyal Holding %51'ine sahip oldu. Yaklaşık 2 ay önce, 3 ay önce Ramazan hemen öncesinde BMC'nin CEO'su Murat Yalçıntaş Hüseyin abi burada bir otelde basın toplantısı düzenledi. Sakarya'dan da bir 3 gazeteci falandık. Ben, Sezai Matur, Güven Aspaş vardık. Bir de galiba Yeni Sakarya'dan Serkan Ok. Sen davetliydin gelmedin. Bu arada Sefa mikrofonunu masanın üstüne koyarsan biraz cızırtı varmış. Cızırtı varmış. Reji uyarıyor. Evet böyle güzel. Devam edelim. İyiyim arkadaşlar şu anda. Tam evet. Şey yapalım. Evet. Buradan devam edelim. Yaklaşık 3 ay önce BMC toplantısında Murat Çaldınçay açıklamıştı. Biz Ankara'da yaklaşık 28 bin metrekare alan üzerine kurulu bir yerde Altay tankını üretmeye hazırlanıyoruz diye. Bunun arka planı da şuydu. İşte Hüseyin abinin de burada programda söylediği gibi Karasu'nun bir savunma merkezi üssü olması zaten o zamanki planlamaya göre imkansız bir şey. Yani Hakan abi sen de dedin ya adam yüzerek tank fabrikasına sızacak. Yani ben demiştim o tabii, zaman siz bana biraz ben bir şey ne alaka demiştiniz. Hakan demişti galiba. Ben dedim bu işler ülkenin merkezine yapılır demiştim. Ne alaka? Ne alaka? Ben sana şöyle destek oldum. Kırşehir neden dedim? MK neden Kırşehir'de? Evet, çünkü yani harp halinde stratejik mekanlar ülkenin savunma hattının en ortasında olmak tabii zorundaymış. Bunun da etkisi var. Fakat asıl etki BMC'nin Sakarya'da arazilerine çöktüğüne ilişkin iddiaya Tosyalı Holding artık biz bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Biz tankımızı üretmek istiyoruz. Çünkü mukavelemizi imzaladık. Ordumuza tank teslim etmemiz gerekiyor diyorlar. Ve apar topar bu yatırımları Ankara'ya aldılar. Ankara'da şu anda batarya merkezi hazırlıyorlar. Palet merkezi hazırlıyorlar. 28 bin metrekare üretim yapıyorlar. Dün de flash bir kararla çok normal bir şekilde devlet yardımı Sakarya'dan Ankara'ya aktarılmış oldu. Ben şimdi buradan sormak istiyorum. Biz de burada tank palette eğer Altay tankı üretilecekse, Furtuna obüsü üretilecekse orada herhangi bir ortaklığın zararı olmayacağını, Sakarya'nın yararına olacağını söylemiş insanlarız. Peşkeş çekilmesin. Tabii ki orası Sakarya'nın öz malıdır diye bağırmış insanlarız. Muhalefet Sakarya'da sonunda bir şey başardı. Hakan Turan muhalefet bir şey başardı. Bir intibayla, bir izlenimle yatırımcı nasıl kaçırmış gösterdiler. Yani gece gündüz araştırmadan bilmeden tank palet o işte elden gitti, Katarlara satıldı. O zaman şimdi niye Ankara'ya gitti diye şey yapıyorsunuz. Tank palet asıl işlevine geri dönecek merak etmeyin. Murat Talsintaş açıkladı. Fırtına büsleri burada üretiliyor dedi. Çeşitli malzemeler burada üretiliyor. Bu tank yani birinci ağır bakım merkezi, birinci ağır bakım merkezi miydi? Evet. Birinci ana ağır bakım merkezi aynı üretimlere devam edecek dedi. Buyurun nasıl istiyorsanız değerlendirin tank palet fabrikasını. Yani Sakarya'da savunma sanayinin merkezi olacak derken 4 yıldan beri bitmeyen dedikodular sürekli olarak sanki o firmanın oraya çökmüş izlenimi Tosyal Holding'i Ankara'ya kaçırdı. Ankara'ya hayırlı uğurlu olsun. Evet. Biz daha çok kaybederiz bu kafayı. Raif abi sen bu konuda bir şey söylemek ister misin? Yani işin açıkçası
işin teknik kısımlarını karar vericiler böylesine önemli bir konuda mutlaka bildikleri bir şey vardır diye düşünüyorum. Lojistik anlamda, teknik anlamda. Ama tabii gönül ister ki Altay Tanka gibi çok önemli bir konunun Sakarya'da kalması. Çünkü Sakarya adıyla anılan bir şeydi. Çok böyle tercih edeceğim, isteyeceğim bir Sakarya olarak bir şeydi. Bir de bu gibi konularda maalesef aydınlatma konusunda ya da işte açıklama konusunda. Çünkü bu aslında biraz Sakarya kısmında konuşuyorum. Yani mesela çünkü buna bu karar sonrası bazı açıklamalar geldi. İşte niye Sakarya'dan gidiyor şeklinde. Akın Altun, Sassu Başkanı'nın açıklamaları vardı. İşte başka açıklamalar da geldi. Biraz daha böyle kamuoyu bilgilendirici, yani eğer bir algı oluşturulmaya çalışılıyorsa olumsuz anlamda bunları da giderici ya da bilgi eksikliğine giderici. Açıklamalar konusunda her konuda olduğu gibi bu konuda da bir eksiklik var. Yani mesela bugün üst üste bu tip haberler geldi. Bir, yine sizin yaptığınız Medyabar'da yayınlanan bir hastane, diş hastanesi Erenler'deki 2024'de işte girip girmeyeceği belli değil. 2023'te zaten 2005'e de gireceği belli değil. Vesaire vesaire. Böyle çok üst üste bu tip şeyler geldiği zaman yani şimdi üzülüyorum ben buna. Yani bu bir türlü Sakarya'da biz şeyi beceremedik. Yani bu iletişim kısmını. Yani mesela ben sadece şunu soruyorum abi, merak ettim de. Erenlere ağız iş sağlığı hastanesi geliyor mu? Niye yatırım planından iptal edildi? Ya da velev ki iptal edildi işte 2024'de alınacak mı? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Bunu benim bilebilme şansım var mı? Yok yani. Bunu iktidar temsilcisi bilecek, anlatacak, ifade edecek. Yani bu aksaklıklar açıkçası beni düşündürtüp ve üzüyor. Ama Altay Tank'ı ile ilgili teknik bir konu olduğu için neden böyle bir karar vermişler? Açıkçası onlara güvenmek devam ediyor. Peki şimdi iki konu üzerinden gidersek. Şimdi seçim oldu. Milletvekilleri artık yavaş yavaş yerlerini ısındılar. Hatta ısındılar diyebiliriz. Peki Sakarya'nın konularına, Sakarya'nın sorunlarına değindiklerini, bunun için mesai harcadıklarını düşünüyor musun abi? Yani umut ediyorum. Mesela şimdi diş hastanesinin işte yatırım programından kaldırılması, 2024'te yapılıp yapılmayacağı belli değil. Yatırım programına alınacak mı, alınmayacak mı belli değil. İşte bak sorun nerede biliyor musun? Erenlere ve Sakarya'ya bir diş hastanesi i̇şte mutlaka lazım. Sorun nerede biliyor musun? Ben hep söylediğim bir şey var. Ya biz belki gazeteci olduğumuz için, iletişimci olduğumuz için bunlar bize çok normal geliyor, onlara anormal geliyor. Şimdi bu şehrin en çok okunan haber sitesi medya var mı? İşte atıyorum. Ya da başka birisi. Neyse X. Medya var. Girdiler böyle bir haber yaptılar. Değil mi? Kamuoyu ilgilendi. Hüseyin abi yaptı, Safa yaptı. Ben yaptım, Ahmet Mehmet yaptı. Neyse konu o değil. Dolayısıyla bu önemli bir şey değil mi? Sen diyorsun ki işte diş hastanesinin no akıbeti belli değil. Ya burada bir refleks gösterilmesi gerekir. Arkadaş siz bir şey yazıyorsunuz ama bu böyle değil. Ya da bu böyle. Yani her konuda biz bunu yaşıyoruz. Ben peki bu refleksi gösterecek kişi kim? Onu da söyle de. Değil mi? Ya bak böyle değil bu işler. Ben minik bir örnek vereyim Hüseyin abinin sözünün aralarında. Yok siz de alın. Karasu Demiryolu var. Karasu Demiryolu'nun akıbetini yapan firma bile bilmiyor. Yapan müdürlük bile bilmiyor. İtalyan RSA firmasına altyapıyı yenileme iadesini vermişler. Bir genel müdürlük veriyor, öteki genel müdürlüğün bilgisi yok. Öteki genel müdürlük yatırım programını alırken daha diyor ki 2020'ye kadar, 27'ye kadar yapılmayacak burası diyor. İl briefing'e öyle hazırlanıyor. Başka bir genel müdürlük, aynı bakanlığın genel müdürlüğü diyor ki İtalyan RSA firmasına Bartın'a kadar olan demiryolu hattının diyor projesinin, zemiyet projesinin yenilenmesinin ihaleye çıkıldı diyor. 2023'ün sonunda teslim edilecek diyor. Ya bırak Sakarya'da milletvekillerinin, bırak bizim genel müdürlüklerinin bile haberi olmadığı yerler oluyor. Örneğin diş hastanesine gelirsek. Yatırım programına alınıp nasıl alındığını nasıl bilmiyorsak çıkarıldığında öyle bilmiyoruz. Yani bu işler biraz siyaseten oluyor. Ama ben o zaman siyasete ağırlığını koyacak abi bu şehrin. Milletvekillerine net bir şekilde masayı umunu vuran milletvekillerine çok fazla ihtiyacımız var. Umarım bak son Hüseyin abi katılacaktır dediğime. Son iki yılında Ali İhsan Yavuz ve Ergun Atalay, milletvekiliyken Ali İhsan Yavuz, Ergun Atalay ikilisiyle beraber Ankara'dan çok ciddi yatırımları söküp aldılar. Yeni milletvekillerimizin biraz çıtayı yükseldi o. O şimdiki milletvekillerimiz o çıtayı biraz yükseltmesi lazım kendine. Evet. Hüseyin abi sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi şöyle. Evet, Tank Palet burada hükümetin deyimiyle kiralandı. Katarlarla satılmadı. Yeri satılmadı. Bu tartışmalar çok oldu. Finalde, lafı uzatmayalım. Finalde Tank Palet fabrikası Ankara'ya gitti. Şimdi Tank Palet burada normal işine işte obüstü veya tamirdi böyle devam edecek.
Şimdi buradaki olay bana göre tamamen muhalefet milletvekillerinin değil, hani Sefa onları eleştirdi, işte öyle dediniz, böyle dediniz. Onlar tank palet satıldı, yeniyle satıldığı iddiası vardı. Hükümetinde kiraladık biz bunu iddiası vardı. Ben hepsinden geçtim. Tank palet burada 2018 yılından beri bu Altay tankının bütün projelerini, çalışmalarını, altyapısını, fizibilitesini hepsini Sakarya yaptı. Prototipini. Her şeyi biz yaptık. Tamam mı? Prototipini biz yaptık. Ve bugün Akgün Altun'un Satso Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var. Çok da yoğun bir gündü bugün ama göz gezdiririm. Akgün Altun şöyle diyor. Bizim lokasyon olarak burada diyor harika bir yapımız var. Doğru mu? Doğru. Yedek parça Bursa'ya da yakınız. Yani bazı şeylerin çünkü araba üretimine, bu tip şeylere, sanayiye uzak bir memleket değiliz yani biz. Evet, kesinlikle. Yani mümkün mertebe bu işleri yapan ve Bursa'ya olan, Bursa'da biliyorsun bu konuda önemli. Böyle bir yapımız var. Artı kalifiye eleman. Yani Sakarya'da gerçekten araç üretimi işte ve buna mont olabilecek kalifiye eleman. Yani bilgili, deneyimli ve böyle bir portföyümüz de var bizim. Sonuçta yıllardan beri burada var olan bir tank palet fabrikası var. Şimdi hangi mantıkla sen bunu buradan alıyorsun? Hangi mantıkla alıyorsun? Sefa'nın mantığı işte. Şimdi. Firma uğraşmadı. Öyle. Öyle Sefa'nın dediğine katılıyorum ama ben daha derinlemesine gideceğim. Sefa'yla şey de gitti. Ne derler? Raif Ugan da gitti ama ben isim vermeyi severim. Köşe yazarıma da isim veriyorum. Ben şimdi bu AK Parti milletvekillerine soruyorum. Lütfü Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya. Hani geldiğiniz bir rüzgarla, karşıla uğurla, karşıla uğurla, karşıla uğurla bunlar bitti. Ama finalde tank palet fabrikası da buradan gitti. Şimdi soruyorum ben, liste başı kim? Lütfü Bayraktar. Ben Lütfü Bayraktar'ı burada bu ekranlarda Halk 54 kolundaki köşe yazıları eleştirdiğim zaman bak sen fiskobillik de var sende. Bir de sen bu listenin ağabeyisin. Bir numarasısın. AK Parti listesinin bir numarasısın. Ya AK Parti listesinde dur ya fiskobilliğin başında dur. İkisi bir olmaz. Enerjini bu kente ver dedim. Beni Lütfü Bey gördü, şöyle dedi, ya Hüseyin Bey, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tamam, şunu demek istiyorum dedi. Ne demek istiyorsun Sayın Bayraktar? Ben de hem milletvekili olayım, güçlü, hem de fiskobirliğin başı olayım, güçlü olayım. Ben de dedim ki, ama dedim enerjin dedim oraya buraya gitmesin. Ya olur mu öyle şey dedi. E ne oldu? Tank palet gitti. Tank palet gitti. E nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak? Çiğdem Erdoğan Atabek. Eleştirdiğimiz zaman bize kızıyor. Ben isim vererek eleştiririm adamı. E ne oldu Çiğdem Hanım? Hani bir komisyonların başına geldi. E ne oldu? Tank palet gitti. Yine kaderimizi yaşadık. Özellikle de Ali İnci. Benim abim derim ya ben. E ne oldu Ali İnci? Seni anlattık. Grider gibi sürü şöyle yapar. Ali İnci böyle, Ali İnci şöyle. Ali İnci özellikle ben yere göğe koymazdım. E ne oldu Ali İnci? Hani? Hani Ali İnci ne oldu? Ne oldu Ali İnci? Tank palet gitti. Ya Ertuğrul Kocacı'ya şimdi bir şey diyeceğim. Zaten diyecekler ki o yani daha yeni ne anlar falan ama milletvekili. Yani şimdi ben Ertuğrul Kocacı'ya burada yükleneceğim. Bana diyecekler ki ya bu yeni işte. Ya yenisi olmasın abi. Geçen sene milletvekili olurken yeni yeni demiyorsunuz ki. Bir dakika. Sofroğlu gibi değil mi? Bir dakika. Yani sen milletvekili olurken yeni beni demiyorsunuz. Genç, pırıl pırıl, atak, dinamik. E nerede Ertuğrul Kocacık? O da yok. E Murat Kaya? Hani Murat Kaya nerede? Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Şey, bakan tanıdıkları var. Şehirde konuşuluyor. Nerede? Nerede bu milletvekilleri abi? Şimdi buradan tak parit gittiyse ben ne muhalefete suç bulurum, ne ona suç bulurum. Burada suçlu AK Parti'nin tank palet dedim işte anlıyorum seyreden yani Altay tankı buradan üretimi Ankara'ya gittiyse tamam mı tank paletten gittiyse burada Sakarya milletvekillerini sorgularım ben hiç kusura bakmayacaklar
kusura bakmayacaklar. Dakika bir gol bir. Yedik golü. Anlatıyorlardı. Seçim öncesi anlatıyorlardı. Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Hani neredesiniz abi? Adam aldı gitti tank palet. Tank palet dediğim için Altay tankı buradan gitti. Tank palete takıldım şimdi ben. Buradan gitti. Üretim buradan gitti. Ne demek biliyor musun? Yani bizim her anlamda burada bir kere bize yakışırdı ya. Bunun her şeyi biz yaptık. 2011'den beri. Otakar'dan beri. Yani biz yaptık bunu. Bırak Otakar'ı. Yani 2018'den özellikle ya bunu biz yaptık. Bir de bu kadar şeyini çekmişsin değil mi? Çilesini çektik. Baş ağrısı bunun, yapmış. O kadar onu bunun muhalefet yüklendi. Bunun kavgaları oldu. Muhalefete ateş ettiler. Öyle değil, böyle değil. Muhalefet. Şimdi muhalefet dedi, öyle dedi, böyle dedi. Tank paletle ilgili özellikle. Sıra yaptık, yarttık, yaptık. Tamam mı? Yumurta oldu. Gitti tavuk. Başka yere yumurtladı. Bunun kaba tabiri bu. Kabaca. Nasıl olacak şimdi? Valla ben burada milletvekillerini sorgularım. Açık konuşuyorum. Bir dakika Sefa. Açık konuşuyorum. Çok net konuşuyorum. Yani bu konuda sınıfta kaldılar. Lütfü Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya hep sınıfta kaldı bu konuda. Kusura bakmayacaklar. Geniş bir rekans anlatıyorlar. Eleştirince kızıyorlar. Özellikle bana hedef alıyorlar. Ondan sonra buradan gidiyor Altay tankı Ankara'ya. Şimdi bu benim konuşmamı dinlesinler. Gene bana bilinecekler. Kardeşim kusura bakmayın. Milletvekili oluyorsanız hakkını vereceksiniz. Net konuşuyorum. Net. Sen milletvekiliysen kardeşim buradan da bu tank üretimi gidiyorsa kusura bakmayacaksın. Öyle bir şey yok. Abi sesin patlıyormuş biraz. Patlıyor mu abi? Biraz çok sakin. Kısa bir dakika öyle bir şey yok. Ama konuştuğunu anlaşıyor. Tamam eyvallah yavaş konuşayım. Öyle bir şey yok. Bu öyle bir şey yok. Sanat şey haline gelmiş yanında. Her şeyde mi öyle bir şey yok? Ya yani. Sen anlamazsın. Teminden beri onu güzelleme yapıyorsun. Ya ben tik boyutunu bilmem de. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey bilmem öyle de. Bir şey benim yok. Gibi konuşacağım. Benim gibi. Ortaya karışık salsa değil. Ne şiş yansın ne kebap yansın. Medisinde bak programına gelme Rayfugan. Kardeşim. Altay tankı gibi yani bulunmaz bir hazine benim kentimden gidiyor Ankara'ya. Şimdi bana anlatacaklar. Bak program bitsin. Hepsi ararlar veya aramazlar. Ya işte biz ne yapalım da şöyle ya kusura bakma. Milletvekili seçilirken geniş bir rekans anlatıyorsunuz hepiniz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, öyle yapacağız, böyle yapacağız. O zaman siz dinleyen yok. Ha dinleyen yok. Altay tankı gitti buradan. Tabii şu parantezi çok kısa açalım. Altay tankı bir serbest girişimcinin, Tosoluk ve Katar'ın siyasi değil. Yani bitireyim Hüseyin abi. Sen gene şey yap. Tabii ki siyasetçiler siyasete müdahale etmeli. Siyasetçiler bu işlere müdahale edebilir ama bu devlet yatırımı değil. Yani devletin mesela TÜRESAŞ'ta bunu sonuna kadar söyleyebiliriz. Ya, bitireyim abi lütfen. Bir dakika bir şey diyeyim. Recep Tayyip Erdoğan onu orada üretin dedi. Bitti kardeşim bu kadar. Lilya Fatih'e hiç uzatmanın anlamı yok. Onlar bahaneler ya elbette bak bana 1200 tane bahane sayarlar. Bana bak bahane buradan değil gitti ama ya. Bir tanım abi bu ama. Tank paletten gitti ya Altay tankı. Özel ben de biliyorum özel şirketti falandı filandı. Kardeşim öyle değil o iş yani. Recep Tayyip Erdoğan orada üretim dedi bitti. Abi burada törenler yapıldı. Yıllarca insanlar burada umut bağladı. İnsanlar burada oy verdi. Bak dediler. Seçimden önce geldiler burada törenler yapıldı. Bakın dediler bu tank burada üretilecek dediler. İnsanlar sevindi. Bu insanlar hayalleri ne olacak? Şimdi konuşunca kızıyorlar. Ne olacak abi? Nasıl olacak? Abi. Öbür tarafta. Bir dakika abi sen niye giriyorsun ki? Malumun ilanı oldu. Tankı sen niye giriyorsun abi? Sen niye giriyorsun ya? Bir dakika sen. Yanlış bilgi veriyorsun. Beyefendi ne yanlış ya? Tank palet diyorsun. Ya tank palet bilmiyorsun. Diye bırak sulandırma. Hayır. Altay tankı Ankara iktidarda üretilecek. Sen girme. Ya bilmiyorsun ama konuyu yanlış bilmiyorsun. Arkadaşım Altay tankı nerede üretilecek? Nerede üretilecek? Bu malumun ilanı oldu. Altay tankının burada üretilmeyeceği 1,5 yıldan beri bağırıyoruz zaten. Malumun ilanı oldu bu. 1,5 yıl önce belliydi. Yumuşak falan değil kardeşim. Değil yumuşak falan. O şeyde... Senin kısır bilginle gündem meşgul etmeye izin var mı? Arkadaş. Milletvekillerine yazar. Arkadaş Sakarya'da. Ne bu ya? Ahmet'i, Mehmet'i. Hüseyin Cumanlı'nın köşesi milletvekillerine mi yazıyor? Kimi durdursan durdur. Bu tank nerede üretecek? Sakar üretecek derlerdi. Bu i̇şte kadar basit. Millet işte. Seçimden önce geldiler. Biz yapıyoruz. Tank palette yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Kardeşim Sakarya'da anket yapın. 10 kişiye sorun. 9'u bu tank burada üretecekler. Niye bitti. O zaman çok mücadele yapmadın? Sen niye mücadele niye etmedin? Gitti?
Ne? Ya benim ne etkim var ya kardeşim? Ya yok çöküyorlar, giriyorlar. Bu senin dediğini Sastop şey yapıyor. Sastop anlatıyor. Sen ne? Eğitim araştırma hastanesini ben yaptım. E tamam onu ben yaptım, bunu ben yaptım. Biz işte bu kentte Sastop şuyuz buyuz. Bir eleştiriyor. Ya bizim diyor yaptığımız yetkimiz mi var? Ya anlatırken bir anlatıyorsun var ya. Ya Sakarya'da neler yapıyorsun? E Sastop. Ya bizim diyor yaptığım yetkimiz yok ki. Şimdi bunlar da bizim milletvekilleri 5'i, bak 5'i, hatta içine MHP'yi de kat, Levent Bülbül'ü de kat, tabii Cumhur İttifakı, yok öyle, tabii onu da kat, 6 milletvekili anlatırken geri süren kas, Altay tankları uçuyoruz, gidiyoruz, Sakarya çağ atladı, şey yaptık, finalde Kübalı yerde, nerede? Ankara'da. Gel diş hastanesine. Ben söyleyeceğimi söyledim. Diş hastanesi bak. Diş hastanesine. İmza atarım. Milletvekilerine yazar. Ama Sefa, Sefa'cığım rahat etsin biraz. AK Parti milletvekillerini eleştirdi ki. Aa, gel şimdi şeye. Ben orada ben de eleştireceğim. Beyefendi. Haksız eleştirme izin verdim. Ne haksız ya? Ben eleştireceğim. Ya, kusura bakmayacaksın. Ya o serbest piyasanın fabrikası. Öyle bir şey yok. Nasıl müdahale etsin? Öyle bir şey yok. Savunma sanayi. Öyle bir şey yok. Anlatmayacaksın. Aa, bir dakika. Dünyanın hiçbir yerinde savunma sanayi siyasi müdahale kapalıdır ya. Bir dakika. Bunun için müsteşarlık kuruldu. Müsteşarlık kuruldu. Bilmiyorsun. Haberin yok hiçbir şeyden ya. Seçimden önce çıkarttırma bana internetten. Çıkart burada ödeyecekler beni. Tanklar yapıyoruz. Sakarya çağında diyen ben miyim? He? Vatandaşa tank giderken, milletvekilleri vatandaşa giderken bu tank palette işte alta tank üretecek falanlar filanlar. Ben mi dedim? Not al haftaya konuşalım. Tanklar programında tank üretecek denmiyor. Ben mi dedim? Ya burada üretecek. Ya denmedi arkadaş. Zaten. Ya arkadaş bunu 50 kere ya kullandılar. Ya malumun ilanı oldu. Bunu 50 kere kullandılar. Evet, tamam Yasan, mı? Bir dakika. Diş hastanesine gel. Burada. Hastanesi. Burada. Gel dişe ortak noktaya gelelim. Seçimden önce gezerken. Yarım saat oldu. Bir dakika. Seçimden önce gezerken sen anlatacaksın. Şimdi gitti. Ya o özel sektör. Ne özel sektörün netice tank anlatıyorsun o zaman bana? Anlatma bana. Haklısın. Anlatma kardeşim o zaman. Tank özel sektör üretiyorsa sen bana niye tank reklamı yapıyorsun o zaman? Bana ne? Gel şimdi bak uzun gider. Bu bitmez bu tank palat muhabbeti. Tamam ben, sen diş hastanesine gel. Sen dişe gel dişe. Böyle bir elması dişe buradan geldi. Kaçırdık. Bu Kaçırdık aynen öyle. Yani en kabata yani en ufak tabirle kayıp. 10 saniye girdim. Sakarya'da farklı alternatif gösterilebilirdi. Geyve'de bunun için müsait yerler vardı. Altay Tankı ve Tosyalı Holding siyaset tarafından ya yalnız Sefa, bitireyim yahu bitireyim. Sefa. Yahu bilmiyorsun. Cumhurbaşkanı sana. Recep Tayyip Erdoğan değil, geldi. Değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi. Eski adı millet bilsin diye söylüyorum. Kent Meydanı. Yeni adı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Çıktı orada. Bende kayıtları var. Dedi ki milli treni Karos'ta üreteceğiz. Bana görüntü var bende. Haber var. Hani nerede? Türkçe'de üretiyorsun. Doğru. Abi nerede? Ben söze bakarım abi. Bunun konumuzla ne alakası şimdi, var? Bir dakika ama. Şimdi burada Sakarya'da herkes tank üretileceğini biliyordu. Öyle biliyordu. Algı çok önemli. Gitti. O şekilde açıklandığı için bak, öyle biliyordu. Gel kardeşim bırak. Bak öyle uzun muhabbet. Abi. Ben söyleyeceğim söyledim. Siz de söyledim. Takdir kamuoyunu. Ben bak, söyleyeyim o zaman. Ben ekran başında, konuşturmadın ama. Ekran başında sen şey söyledin. Konuştun tanıkır. Hayır. Bir konuşmadım şey abi. Senin sözlerin bana bir cevap hakkı var. Çok kısa gireyim. Ya sen niye cevap hakkı? Sana bir şey demiyorum ki. Hayır bir bilgi vermem gerekiyor. Haber. Şöyle ki bakın. Sakarya'da stratejik konumundan dolayı bölgeler var. Biz Sakarya olarak en başta siyasetçiler ve şu anda bugün buna tepki gösterenler Sakarya Altay tankı için başka bir yerde gösterebilirdik. Ankara'ya kaçırmayabilirdik. Trenimiz çok önceden kaçırdık. Yani biz şu anda tren kaçtıktan sonra bir yıl önce belliydi zaten bu. Diyorum ya 3 önceki toplantıda bugün resmi geçti. Abi bitireyim. 3 ay önceki toplantıda bitir abi. Ya bir şey diyeceğim. Bitir diyor bir şey demiyor. Bölmeden bir şey diyeceğim. Neden sadece kendilerinin haklı olduğuna ilişkin bir intibaya sahipsin? Ya kardeşim bir yani bu normal bir şey değil ya. O araba hız sesim vardı. Nereye kaçırdık onu? Neydi var? Bursa'ya kaçırdı. Bursa'ya gitti. Hiç gelmedi ki kaçıralım. Hayır gitti. Hiç gelmedi ki. Abi buraya gelecekti o. Ya ben muhabbeti oldu. Sana bir şey ben ya adamlarla bu konuştum. Gene bak söyleyeyim. Bak hepsini anlamıyorum. Takip eden adamım. Oraya da konuştum. Ya Sakarya'da bir de yer göstermediler. Hani yerli otomobil Sakarya yapılıyor. Gemliğe gitti. Gemliğe gitti. Onlar söylentiydi. Yani birkaç yer vardı, aday vardı. Tamam bir tanesi seçildi. Amenna. Yok yok yerli otomobili değil kaçırdık. Abi biz neyi yakalayacağız? Yerli otomobili kaçırdık. Hakikaten kaçırdık. Bursa tamam at yoltayı çekiyor. At yoltayı çekiyor Bursa. Tamam mı? Kocaeli at yoltayı çekiyor.
Arkadaş biz de bir şey yakalayalım ya. Hasbelkader bir tane, şimdi söyleyeceğim, reklama girecek. OSB'de bir tane fabrika var, bir araba fabrikası var, o var. Abi millet atıyor ortaya çekiyor, atıyor ortaya çekiyor. Buna katılıyor. Şimdi bize de ben mi yani bu milletvekilinin haksız eleştiriyorum, ben onu anlamıyorum. Buna katılıyor. Ama gezerken seçim öncesi geniş geniş anlatıyoruz. Ya peki, gel şu dişer serse gelelim. Bu bitti mi? Milletvekillerinin artık topa girmesi aşikar. Ya ne topu be abi ya. Şey bitti değil mi yani? Hani o ilk işte karşılama, uğurlama. Tabii bunlar, tabii. Bunlar bitti değil mi yani? Diş hastanesi bunun en temel göstergesi. Şu anda milletvekillerine ihtiyaç var bu konuda. Bunlar bizim Sakarya milletvekilleri karşılığı uğurlu yaparken Altay tankı gitti. Diş hastanesi 2023 programından çıkartıldı. Sor şimdi bu bizim şeye, milletvekillerine. Ha, tamam. Şey özel sektör ya. Tamam ya. Sefan de diyorsun ya, üzülmesin. Altay tankı özel ben sektör. Ben üzülmem. Senin yanlış bilgi vermene gönlüm tabii razı olmuyor. Ya millet arkadaş, ben neyim ya? Kanun muyum? Öyle zannediyorsun kendini. Hayır ya. Her bu her şeyin hakkında. Televizyon var. Gazete var. İnternet var. Cep telefonu dünyaya açılıyor. Benim burada yalan söylüyorsam, yanlış düşünüyorsam, hata düşünüyorsam adam cep telefonundan bakacak. Ulan diyecek bu şeyde tosun da ekranlarda yürütüyor kendini, boşuna yürütüyor. Ben diyorum bana inanmıyorum. Ben çilek çiteyim. Bir önce belli diyorum. İnşaat bir önce başarılı diyorum. Sen bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Tamam da. Ya bak, seçimden önce anlatıyorsun. Bir yıl önce tutması şey değil ki. O zaman özel sektörün tankını neye bana pazarlıyorsun? Sefa! Şunu diyorum bak. Ha şunu da. Bir yıl önce. Şu an resmileşti. Cumalar bile tepki göstermesi normal yani. Yazamayız. Bak diş hastanesi birebir ondan hatası. Ya neyin bu özel sektör? Haksız eleştiriyor. Ya ne haksız ya? Ya seni ben zaten şu milletvekili eleştirdiğim zaman da bir kere haklı olamadım senin yanında ben. Abi ya bir kere haklı olayım ya. Ya bir kere haklı olayım ya. Ya bir kere haklı olayım. Tamam, diş hastanesine gel olacaksın. Allah Allah. Neden? Çünkü devlet kamu yatırımı. Sen bilgisizliğinden kaynaklı sorma zamanı milletvekili gönderdin. Bak. Bana lazım Altay tankı. Hüseyin Cumalı savunma sanayi milletvekillerini yönlendirebileceğini düşünecek kadar sığsa buna müdahale abi ederim. Abi canım. Bir dakika bak. Şimdi peki o milletvekilleri seçilmeden meydanlarda niye o zaman git onlara Altay tankını anlatıyor? Ya. Oraya geldi milletvekillerine gidip savunmaya gelince güzelleme, güzelleme. Geç onu. Konuşturursam ben buna bir şey demiyorum. Hayır bak Cumalı abi. Burada. Cumalı abi o konuda haklı. Yani kendi yapmadığı yani, şey reklamı yapamazsın. Kendi yapmadığı şey reklamı yapıyorsan o zaman olmadığı zaman da cemelesini çekecek misin? Tabii. Seçimden önce gez tank yapıyoruz. Haklısın. Şey, tank gitti Ankara'ya. Ya özel sektör savunma sahaya nasıl karışalım? O kadar da değil. Ne anlatıyorsun o zaman özel sektörün tankını? Hayır olsun. Yani gelemedik şeye. Bak, hayır olsun. Neyi anlatıyorsun? Neyi anlatıyorsun özel sektörün diş hastanesi hakkında bir şey diyeceğim. Diş hastanesi ne diyeyim abi? Diş hastanesi. Niye gitti? Neye gitti söyleyeyim. Biz de milletvekili hala karşılığı olur. Oradayız, buradayız, yurt dışındayız, geleceğiz, geziyoruz falan. Al diş hastanesi gitti. 2024 programına kaydın. Neredesiniz? Daha kaydı belli de değil. Belli de değil. Belli de değil. Ha, o da belli değil. Tabii. 25'e de içiyor. Suyundan da koy. 24'te de büyük ihtimal olmuyor. 24. Diş hastanesi. Gerçekten çok ciddi bir program. Nasıl olacak? Yani. Ha ne oldu Lütfi Bey? Lütfi Bayraktar'a soruyor. Ha? Liste başı sensin. Hani gördün ya bana, efendim Hüseyin Bey öyle deme, bak ben AK Parti milletvekiliyim, Fisko Birlik'te başkan olursam iki el ilçesi var, böyle yapıyordu bana. Ne oldu o ses? Duyamıyor. Alo, alo, ses gelmiyor, nasıl olacak? Ne oldu Ali İnci? Ben milletvekili olayım, şöyle olacak, böyle olacak. Hani nerede Ali İnci? Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım nerede? He, deneyimli bir vekilimiz. Ertuğrul zaten bir şey demiyoruz Ertuğrul kocaca. O yeni. O şimdi yeni. O yeni. Bu kentte pış pış seviyorlar. Pış pış. O yeni. Dur canım şimdi onu elleme. E ne oldu Murat Kaya? Anlatıyordun ya. Geliyoruz, topluyoruz, hallediyoruz. Ne oldu? Aslan gibi diş hastanesi gitti. Bak ben 2024 diyordum. O da belediymiş. Hani neredesiniz? Şey nerede Levent Bey? Cumhur İttifakı'yı anlatırken güçsüz, birlik, beraberlik, biri olacağız, diri olacağız, iri olacağız, geliyoruz, gittik. Annem de, abi konuşunca kızıyorlar da kusura bakmayacaklar. Ben halk için konuşuyorum. Hakan abi. Bir şey demiyorum. Ah top senin, şey ben sustum. Diyorum. Bilgi kesin mi? Ne? Yatırım programından çıktığının bilgisi. Kesin. Çünkü yatırım programı, şimdi şöyle Hüseyin abi. Yok, bir olay yatırım programına et. Alınırsa alınması meseledir. Bak çok büyük meseledir. Yatırım programından alınması o kentin siyasetinin beceriksizliğidir.
Yani yatırım programına alınmış bir şeyi nasıl son nihayetine erdiremezsin? Şey bakın var. Bir yataklı hastane haklı yatırım programına var. Alındı, temeli atıldı. Onun için diyorum bakın kesin konuşalım. Eğer yatırım programına alındı ama ödenek seneye aktarılacaksa, bak ödenek seneye aktarıldıysa bir şey demeyeceğim. Ama yatırım programından çıkartıldıysa, bilgi kesinse bu fecaattır. Bu çok büyük bir skandaldır. 2000... Milletvekillerinin, bak milletvekillerinin kendi dönemlerinden önce bir tek Çiğdem Hanım var orada eski dönemden kaldı. Yatırım programına alınma döneminden. Eski milletvekillerinin yatırım programına aldırdığı bir yatırımı Sakarya'dan kaçırmaları kabul edilebilir bir şey değil. Ama emin miyiz diyorum işte. Ya yapılmayacak diye bir şey yok. Sen yine emin olmadan konuşma. Onun için diyorum. 2024 veya 2025'te yine yatırım programına alınacağı sözü verilmiş. Neden? Çünkü yatırım programı şöyle bir ritüeli var ya. Yani bir sonraki seneye aktarılıyor. Ödenek çıkmıyor. Yani ödeneğin belli bir sadece fizibilite tamam bütçesi. Tamam işte 2023'ün ödeneğinden çıkartıldı. Ama çünkü yani, niye çıkartıldı? Skandal abi. Skandal. Geldi şimdi Ali İhsan Yavuz'u ara. Bak. Bak şimdi bak bak. Bunu geldi Ali İhsan Yavuz'u ara. Ali İhsan Yavuz'u çıkartabilir miyiz? Bak geldi Ali İhsan Yavuz'u ara. Bin yataklı hastane için bak. Bak adamın hakkını vereceğim. Bak piyangodan çıkartır gibi 106 yataklı hastane yaptı adam Ali İhsan Yavuz. Türk İş Başkanı Ergun Atalay'la hakkını yemeyeceğim. Ergun abiyle Ali İhsan Yavuz'un hakkını yemeyeceğim. Bin yataklı hastane, bak bin yataklı hastane, tamam mı? Mücadele ettiler. Gene Türk İş Başkanı'nın da şey var. Baro binası yapılıyor orada. Adliye binası. Ayrılıyor orada. Tamam mı? E şimdi ben bir şey deyince de burada da şimdi şey var ya. Ya Ali İhsan'ı mı övüyorsun? İşte Ali'yi mi övüyorsun? Veli'yi mi övüyorsun? Çiğdem Hanım'ı mı övüyorsun? Ya kardeşim ben bakıyorum. Benim Sakarya'da. Sonuç. Benim Sakarya'da kim iş yapıyor? Ben şimdi özellikle de bu yoğun bakım sıkıntısı var. Ya millet oradan geliyor, buradan geliyor. Anlatamıyorsun da millete. Yani Bursa'dan geliyor, Yalova'dan geliyor. Böyle bir şey var. 112 bunları böyle. Toplar nerede boş yer var oraya gönderiyor. Ama ya benim Düzce'den gelen de benim insanım. Bursa'dan da gelen insanım. Buradan oraya giden de. Allah razı olsun. Bak 106 yataklı hastane, acil durum hastanesi kazandırdılar. Bak Ali İhsan Yavuz gitti. Şimdi tabii bunları çok kızacaklar. Oo, Ali İhsan Yavuz gitti. Bir diş hastanesinin yatırım programını aldıramadılar. Ben şimdi Ali İhsan Yavuz'u yatırım nasıl aramayacağım? Yatırım programı değil, çıkarttırdılar. Daha bir skandal. Doğru. Ben şimdi nasıl aramayayım Ali İhsan Yavuz'u? Bana bak, bari yani ama iş yapacak adam lazım. Burada tekrar düşüyorsunuz Hüseyin abi deminden beri de. Hayatım ben tekrar düşüyorum, sen devam et. Şu var ama. Biliyorsun özellikle bu Kahramanmaraş merkezi depremlerden sonrası bütçede söyleyeceğim de söyletmedim. Bütçede çok ciddi bir şey başladı. Yani vergi alınmada dair birçok önlem alıyor hükümet. Orada şeye de bakmak lazım acaba. Yani mesela bir tek bizle birlikte değil yani Erenler ne dedi? Tüm Türkiye genelinde acaba hangi yatırımları şey yaptılar? Yani yüksek ihtimalle buradan şey de çıkabilir. Yani bütçeyi kısmak anlamında. Elbette ki çok ciddi bir ihtiyaç ama İyi anlatırlar ki ekonomik kriz yok diyorlar. Hafif bir sıkıntı var. Hafif. Şimdi anlatırken şöyle abi, anlatıyorlar. Burada ekonomik kriz yok ama hafif bir sıkıntı şöyle var. Bir şey hafif var, bir sıkıntı da bizim Erenler dışarısı bu yıl, bu yılın yatırım programına bakalım. Sayın'ın rektörlük binasının güçlendirmesi çok mu elzem? Çıkart. Benim için çok problem değil. Ama hastane bu. Yani ben bir deprem bölgesindeyim. Diş hastanesi dediğin hastane acil durumda kullanılabilecek bir hastane. Yani benim için olağanüstü bir afetin olması, Kahramanmaraş'taki afetin olması, Allah bak an tekrar meselesi. Tekrar bak diyorum ki ben an meselesi yani. Ben Kahramanmaraş'ı kendi geleceğimde görüyorum. Ben 2-3 yıl içerisinde, oyun içerisinde Kahramanmaraş olacağım zaten burada. Lafı dolandırmaya gerek yok. Kentimiz yerle bir olacak. Bu hiç kaçmaya gerek yok. Bir gram önlem alamadık. Kimse alamadı. Benim o hastanelere ihtiyacım var kardeşim. Benim yatırım programından çıkartamazsın bu hastaneleri sen. Sayın'ın şeyinden çıkar. Raylı sistem getirme bana. Bir yıl daha getirme. Dişeleri açma. Bak şey için demiyorum ha. Yapılanları ders seçmek için söylemiyorum. Ama hastaneyi yatırım programından çıkartamazsın. Benim hastaneye ihtiyacım var abi. Bu klimayı açabilir miyiz bu arada? Felaketiz Hakan abi. Senin böbreğin ağrıyor ama felaketiz. Ama işte bak burada da kilo verdi. Kilo verdi. Yani burada da aynı problemi yaşıyoruz. Bir rejide su gönderirlerse buraya şimdi arkadaşlar. Bak, sağlıklı bilgi yok. Yani ya kardeş bu çıktı mı çıkmadı mı atıyorum. Yani ne zaman gelecek girmeyecek mi? Niye böyle oldu? Ya bu zor mu bu cevapları bu öğrenmek ya? Ya da söylemek. Sen niye orada takılıyorsun? Hakikaten niye takılmayayım? Neyin olduğunu bilmek ki ben yani. Şey abi var. Sana bilgi verecekler. Ne? Diyecekler ki mesela. Kahramanmaraş. Zahir kim diyecek mesela. Kahramanmaraş depreminden dolayı diş hastanesi gitti. Mutlu mu olacaksın? Yani bilgi verseler ne olur? Ben icraata bakıyorum. İcraata. Bu hastane yatırım programına çıkartılmadı mı? Adam beni
vereceği bilgiye tatmin etmiyor. Onu tatmin etmiyor. 2024'de alındı mı, alınmadı mı? Bana onu daha ya belli olmaz. Değil. O belli olmaz. O aralıkta belli olur. Yeni yıl yatırım programı alınacak mı diye. Bak biz gazeteciler... Büyük ihtimal 2024'de alınmayacak. Yani benim öğrendiğim, Ankara'dan öğrendiğim bilgi bu düzeyde. Ne yapacaklar ama biliyor musun? Yani ben bilginin %100 gerçek olduğunu söylemem. Elimde evrak yok. Elimde evrak olmadı. Gazetecinin duyumu. Yani benim sağlam bir kaynaktan aldığım duyum bu. Yani 2024 programında da olmayacak. 2025'e de belki. Allah kerim. Şöyle olacak büyük bir ihtimalle. Yani belki milletvekilleri hani bugünden itibaren bir çalışma yaparlar bunu. İnanıyor musun sen bu söylediğine? Belki de. Geçmişte oldu. Yani. Bin yataklı oldu. İşlerinden mesela cengaver çıkmadı mı? Ali Sayavuz çıktı yaptı yapacağını yani mesela. Yine işlerinden bir tane cengaver çıkar. Belki Ali İnci çıkar. Belki Ertuğrul Kocacık çıkar. Bilemezsin yani. Niye çıkmasın canım sen? Yani Ertuğrul Kocacık çıkıyor. Tak düşersin götürüyor. Milletvekili abi adam. Sen niye öyle Murat Kaya yapsın. Ankara'da bir sürü tanıklarım var diyor. Murat Kaya yapabilir. Geç. Yani %99 şöyle olacak o iş. İlk önce gidecek. Hani... Orada bir çevre yapacak Ankara'da. Öyle kolay değil o işler. Çiğdem'in bir çevresi vardır. Saygı duyarım. Lütfü Bayraktar'ın vardır. Ali İnci'nin vardır. Daha Ertuğrul Kocacık yeni daha. Çok beklenti yok diyorsun. Çevre yapacak yani. Yok tabii abi. Çevre yapacak. 199 şöyle olacak abi. Sen milletvekilsin deyip ne, ben Sakarya milletvekiliyim. Ne istiyorsun şunu? Ha al demiyorlar orada yani. Orada da bağlantılar da gidiyor bu işler. Hadi ya. Ya? Allah Allah ya bak garantiyle gidiyormuş. Sen Ali İhsan Yavuz'la karıştırdın galiba abi, Ertuğrul Kocacık. Şöyle bir durum var. Büyük bir ihtimalle bu 3-4 yıla sürüncemede kalacak. Nasıl biliyor musun? Sen çok iyi bilirsin o yatırım programını. Yatırım programında alınır, bütçesi 1000 TL. Sırf yatırım programında kalsın diye 1000 TL'lik bir bütçeyle koyuyorlar gene yatırım öyle programına. Öyle bir şey olsaydı gene amenna. Tabii bak büyük bir ihtimalle... Ha, hiç olmazsa bunu deneye şey çıkacak derdik Sakarya'da sonra. Sakarya'da hatırlamıyorum bir yol Hüseyin abi. Bak onu bulacağım size. 1978'den beri yatırım programında. Minicik bir yol. Her yıl 1000 TL bütçe veriyorlar. Hep yatırım programında. Allah Allah, bak. Bulacağım onu bak. Yapalım haberi tabii yapalım. Tabii bulacağım. Bir bölüm Mudurnu yolu galiba. Bir bölümü bitmemiş. Bir de... Bitireyim abi. Çok hemen vereceğim. Sana bir şey söyleyeceğim mi? Sen tamam. Hemen yapayım. Abi diş hastanesinin yatırım programından çıkarılmaması ve bitirilmesi için biz basına da büyük iş düşüyor. Biz 1000 yataklı hastanenin Sakarya'ya gelmesi için Hüseyin Cumalı başta olmak üzere gece gündüz yayınlar yaptık. 106 yataklı hastane için defalarca canlı yayın yaptık. Kentte sürekli bir gündem oluşturduk. İkisi de oldu. Bizim de burada sorumluluğumuz var. Biz de gündem yapalım ki milletvekilleri biraz sorumlu hissetsinler kendi. Erenler Diş Hastanesi konusunda beni yalnız bıraktığınızı düşünüyorum. Geleceğiz Arkan. Sen bak bu haklısın. Bu konuda bir tek ben yazıyorum. Haklısın abi. Milletvekillerinin kendini baskı altında hissetmesi lazım. Ver bakayım bana cevabı. Sefa Bey anlatıyor şimdi bu saatten beri burada AK Parti milletvekilleri anlatıyor ya. Şimdi şöyle diyor Temin. Ya diyor Sefa diyor ben demiyorum. Gerçi benim gibi demez o da. Ya diyor bu diyor Karasu yolu var ya diyor mesela. Bunun diyor bir genel müdür diyor hani Demiryolu işte Karasu Demiryolu tam söyleyeyim adını da doğru diyor. Bu demiryolu diyor bir genel müdür diyor öyle diyor bir genel müdür böyle diyor. Altyapı yatırımları genel müdür onu da söyleyeyim. O, daha bilgi vereyim istiyorsan. Onun bilmiyor diyor bak onun yaptığını bilmiyor diyor bunun yaptığını bilmiyor diyor o genel müdürlük ne yaptığını bilmiyor diyor öyle dedin değil mi? Evet. Haberi yok dedim öyle. O genel müdürlük ne yaptı? O genel müdürün haberi yok. Bu genel müdürlük yaptığında bu genel müdürün haberi yok. Ne oldu belli değil diyor. Valilik briefingi ayrı, genel müdürlükler ayrı. Güzel. Karasu Demiryolu'nda. E kardeşim şimdi AK Parti demiyor mu? Tek partili hükümet her şey kontrolümüz altında. Koalisyon mu var? Koalisyon yok. Koalisyonsuz diyor. E tamam her şey kontrolümüz altında. Doğru. Başkanlık sistemine geçtik. Doğru. Her şeyi biliyoruz. Peki bu genel müdürlükler nasıl birbirinden duyarsız hareket ediyor? Bu kadar iletişim çağı varken ben WhatsApp'tan bir dakikada olay yerden gazeteye İstanbul'a Sabah gazetesine fotoğraf atarken yani bu genel müdürlükler başkanlık sisteminde bu kadar iletişim çağı yaşarken nasıl birbirinden kontrolsüz hareket ediyor? Onu da bir anlatsana bana. Yahu Hüseyin abi. Hani genel müdürlük bu genel müdürlük böyle yapıyor, o genel müdürlük böyle yapıyor. Birbirinden haberi yok ya. Hayır olsun yani. Cevap başkanın sistemine geçti. Cevap verebilir miyim? Ver tabii. Bölme Hakan abi. Şahit ol. Ya ben zaten bunu eleştiriyorum. Şimdi benim eleştirdiğim konu bir de bunu anlatıyorsun. Ben zaten bunu eleştirdim. Ya dinlemiyorsun ya da hakikaten böyle şey yapıyorsun. Ne bileyim abi senden pek böyle
Gelmiyor bana eleştiri. Kulağıma da atlamışım. Ne geliyor abi? Evet, yani, hayır uzat, bitireyim ya. Çok uzattık. Zamanımız kalmadı. Beni bölme. Şimdi gene değersizleştirdi. Ya, ne yapayım yani oturayım. Aa, uu falan mı yapayım senin gibi yani? Anlamadım. Herkese aa, uu diyor. Ya teknik bilgi. Bir tane araştırmıyorsun. Öyle ne araştırmıyorum? Notlarında bakıyorsun. Programdan önce böyle. Biz bunlarla yaşıyoruz. Hüseyin Cumalı'yla konuşuyoruz. Yaşıyoruz. Ver bilgi. Hangisi? Hangi? Neyi araştırmadan? Neyi araştırmadan konuştun burada? Şey gitti. Neyi araştırmadan konuştun burada? Niye araştırmadan konuştun? Yalnız burada çok önemli bir problem var. Erenler'in Dikşi Hastanesi'nin olmasının şehir hastanede ayrı bir önemi var. Çünkü Serdivan ağız dikşi hastalığı hastanelikleri artık böyle doldu tamamen. Genişleyecek bir alan da yok. Poliklinik maksimum rakamda yapmaya çalışıyor oradaki hekimler. Çünkü ihtiyaç var. Çok özveriyle de çalışıyorlar görüyorum. Ve yeni yer açacak alan da kalmadı orada. Ya mesela bir binayı bir poliklinik daha yapmadan tamamen bitti. Hemen orada dibine imar yapmışlar orada da yani. Ya zaten Eren'den gerçekten üvey evlat gibi yani. Baktığın zaman Serdivan'da Serdivan şehir hastanesi, yani Serdivan ilçe hastanesi bile oldu. İki tane özel hastane var. Diş hastanesi var. Erenler'de bir tane var. O da tam Erenler Adapazarı sınırında kalıyor. Adapazarı sınırında kalıyor. Tabii. Yani özel hastane. Yine ne kadar talihsiz. Yani 106 yataklı oraya yapılacaktı, yapılamadı. 1000 yataklı için yer gösterdiler, yapılamadı. Diş hastanesinde elden kaçırdı. Erenler'in bahtsızlığı var. Ne Erenler'in bahtsızlığı ya? Buna kabul etmiyorum ya. Şer koyuyor, kapatacağım. Ne demek Erenler'in bahtsızlığı ya? Burada bir yanlış varsa, bir hata varsa, bir becerisizlik varsa milletvekilleri. Ne demek ya? Evet. Eren'den ne bahsiz olacak? Raif abi. Ya şimdi sanki Eren'lere alınmadı da ya Edirne'ye gitti sanki bin yataklı hastane. Adapazarı'na gitti milletvekillerinin beceriksizliği ne ya? Eren'den milletvekili mi adamlar ya? Diş hastanesini konuşuyor. Onu anlattın şimdi. Biz onu diyoruz bahsizlik. Sanki Edirne'ye gitti bin yataklı hastane. Allah Allah. Diş hastanesini diyorlar. Dinlemiyor. Ben sana bir şey diyorum. Ne yaptı? Tekirdağ mı gitti bin yataklı hastane? Ben bin yataklı demiyorum ki. Diş hastanesi diyorum. 106 yataklı. 106 mi gitti? Münih'e mi gitti? 106 yataklı hastane. 106 yataklı hastane. Bilmiyor. Vallahi bilmiyor. 106 yataklı hastane. Ya onu biliyordur canım. Bugün buraya geldiyse ben onu bahsettim. Sıcak sana iyi diş gelmedi. Diş hastanesi. Açın şunu. Diş ya tamam oğlum. Sen bana, bana yürüyecek sen kralın yürü. Erenler milletvekili bu adamlar ya. Deme. Ama bak Hüseyin abi. Deme. Bak yürü. Ondan sonra bana abi deme. Sağlıklar tehdit diye tehdit. Sen tehdit. Yürüyeceğim. Ya bu ne ya? Adam yürü söylüyorum. Yani yürüyeceksek yürürüz yani. Burada adam gibi anlatıyorum. Burada milletvekili güzellemesi yapacaksın. Ben buna karşıyım kardeşim. Değersizleştirme öyle bir şey yapmadık ya. Bırak bu işi. Erenlerin bahtsızlığı diyorum, milletvekiline yazar. Sanki Edirne'ye gitti hastane. Bahtsızlığı olmaz. Erenlerin bahtsızlığı olmaz. Diş hastanesi 2023 programında varken çıkıyorsa bu Erenler şanssız değil, milletvekilinin becerisi bin yataklı için dedi. Bu kadar basit. Dinlemiyorum, bin yataklı için. Bin yataklı Erenler olmayacaktı ki ya. Yer gösterdiler. Yer gösterdiler. Ben diş hastanesini anlatıyorum. 106 yataklı biliyorum da bin yataklı bir yataklı. Ya kardeşim bir içelim. Rektörü binasını gösterdiler oraya, sağ stüdyoya. Böyle bir şey olur mu ya? Ne anlatıyor bunlar? Eren'de diş hastası yapılmıyorsa tamam bu vekillerin suçudur. Program sarkıyor. Anlatıyor. Ya düzenleyecek ya. Bir şey diyor. Bir tane taklitimi yapıyor. Diyor ki, tamam teşekkür ederim. Notlarım var. Sen benim aldığım notları keşke alsın. Bir düğme şey yok tamam. Bunun. O ne demek? Yok. Ben bile bu kadar hakaret yapmam yani. Bir düğmen yok mu falan diyor. Ne diyor? Düğmen yok mu diyor. Düğme var ya. Neyse. Git abi araya ya. Abi bir hayır, çok sıcak oldu. Hüseyin abinin konusu vardı. 7 dakikam var. 7 dakika az o konu için. 7 dakika az. Git ara. Ben de 7 dakikanın 6 dakika ile 8 saniyesi Cumalı konuşuyor. Git ara, yani. Git ara. Hayır bu konu Cumalı abi. Arkadaşlar. Sağlıkçılar saldırdı. Hazır olunca bilgi verirseniz araya gidelim. Yaptılar. Evet o zaman diğer konular reklamlardan sonra. 112 şöyle yapalım nasıl mı? Provok etti? Biz çok kısa konuşacağız ya. 112'lerle ilgili çok kısa bir Saif abiyle görüşlerimizi söyleyelim. Açılınca Hüseyin abi kendi şey yapsın. Tamam devam et sen. Hastaneden devam et. Şöyle çok önemli bir şey söyleyeyim. Bitirelim burada. Anlaşılma olmasın. Aslında bu acil durum hastanesi Erenler'e biliyorsun yapılacaktı. Orada gelip bakanlıktan yerde baktılar. Ama zeminde problem bulundu. Maliye tartışı olacak. Çok kazık fore more bir sürü maliyet olacaktı. Ondan dolayı yanlış bilgi. Sağlık Bakanlığı bu işleri eğitim araştırma hastanelerinin yanında yapılmasına uygun bir, gördü. Bir hastanenin yapıldığı yapılması istedim. Hastanenin hamiliğinde. Neyse o bölümü tamamlayayım. Devam edelim. Senin kardeşim tatilde geçiyor bilmiyorsun. Yanlış bilgi. Hava orada Erenler yapılmamasının nedeni değil yahu değil ya. Ya o hastalığı gibi korona sık yaptılar.
Hüseyin hazır mı? 106 yasaklı hastane gene forum gazetesi yaptılar. Hatta şey. Net doğru bilgi. Ya ne ya Ali İhsan Bey canlıydı söylüyor. Abi bağlayın söyleyin o da söylüyor. Arasını bir nokta var. Kim söyleyecek? Ya abi izin verin ilk başta. Olur mu? İlk başta bak, orası düşünün diyor. Hayır. Orası evet, olmayın. Hastane gündeme geldi bir izin ver ya. Sefa sana bağırıyor. Bana mı bağırıyor? Sana bağırıyor. Bana bir şey değil mi? Kime söylüyor? İlk önce orası düşünüldü. Orası olmayınca hastane oldu. Eğitim araştırma. Oradan sonra da mevlüt yer karar verildi. Tamam. Allah Allah. Tamam. Erenler gündeme geldi. Oraya yapıldı ama o zeminden dolayı değil yani. O fora kazıkları gene çatlar orada. Merak etme. Tamam mı? Zeminden dolayı değil. Doğru. İlk önce Erenler sonra buraya geldi ama o zeminden dolayı değil. Zemin dedi ya zeminden dolayı değil. Kritik fora kazıkları gene çatlar orada. Sağlık Bakanlığı dedi ki bu tip bir kompleks ancak bir eğitim araştırma hastanesinin hamiliğinde kompleksinde yapılabilir dedi. Sefa doğru söylüyor. Ve oraya koydular. Sefa doğru söylüyor. Ara sıra tatilden hani yağmıyor ya kendini böyle güneş yağında. Onları bırak. Şehire gel bir bak. Abi, bir bak abi şehirde ne oluyor bir bak. Gel, oraya çıkıyorsun televizyona gerçek bilgi ver. Benim evet. Akıl ve zekam yani şuradan böyle senin 24 saat. Diyorsun ki ben havuz başından da orayı takip ederim. Oha senin diyor 24 senin 24 saat yaptığın 2 dakikada. Ben şimdi gündemden kopmuyorum. Belli gündemden kopmuyorum. Belli. Uçan sinek kısa benim de evet, sen reji dön bana abi. Evet, biz kısa bir araya gidiyoruz. Yaklaşık 15 dakika sonra tekrar buradayız. Dediğim gibi bu akşam önemli konular var. Yeni gelişmeler var. Onları tartışacağız. Öncelikle gazetecilerin, 112'cilerin provokasyonuyla uğradığı sözlü saldırı var. Onunla başlayacağız. Daha sonra Sakarya'daki değişik konuları burada tartışacağız diyeyim. Oldu, kısa bir ara. Tekrar birlikte olacağız.